Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki askeri birliklerini geri çekme kararı aldı. Acaba bu karar gerçeği yansıtıyor mu? ABD Suriye'den çıkacak mı yoksa kalacak mı? Türkiye bölgeye bir operasyon daha yapmaya hazırlanıyor. Erteledi şu anda, yapacak mı? Hangi şartlarda yapacak ve bölgenin bu değişen dengeleri kimi güçlendiriyor? Kimin konumunu zayıflatıyor? Bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz uluslararası ilişkiler alanında yetkin bir isim, Kadir Has Üniversitesi'nden Serhat Güvenç. Hoş geldin Serhat Bey. Hoş bulduk Hakan Bey. ABD çıkacak mı yoksa bu bir taktik manevra mı? Ya, ABD diye tanımlamak faili herhalde doğru değil. Yani Trump oradaki askeri birliklerin çekilmesi yönünde çok kuvvetli bir irade ortaya koydu. Bunu da teyiden mesajlar paylaştı. Dolayısıyla mevcut Amerikan yönetiminin başında ya Trump'ın bulunduğunu ve Trump'ın da baş kumandan yetkilerine haiz olduğunu göz önüne aldığımızda bu kararın nihai olduğunu düşünebiliriz. Öte yandan Amerika içinde Washington'da kurumlardan bu karara yönelik bir direnç olduğu da anlaşılıyor. Zaten Savunma Bakanı Mattis istifasını vermişti, anımsarsınız. Ama görünen o ki Pentagon'un sulandırma çabalarına rağmen Trump bu konuda çok kararlı. O tamamen bir ticari maliyet, getir maliyet perspektifinden baktığını yine özellikle Mattis'in istifasına ilişkin attığı tweette açıklamıştı. Yani ben parası olmayana savunma şeyi, savunma şemsiyesi sağlamam dedi. Bana maliyeti getirisinden yüksek olan maceralara da girmek istemiyorum. Türkiye bu işi yapacağını ifade etti. IŞİD'le mücadele konusunu gündeme getirerek. Dolayısıyla Trump ekonomik gözlüklerden bu kararın gerekçesini açıklamış oldu. Kalır mı kalmaz mı? Yani Pentagon, özellikle merkezi komutanlık muhtemelen geride bir takım birlikler bırakmayı isteyecektir. Ama gözüken o ki bütün itirazlarına rağmen başkomutanların kararına uymak zorunda kalacaklar. 60 ila 90 gün içinde Suriye'de Fırat'ın doğusundaki birliklerin çekileceği ifade ediliyor. Şimdi haral haral o takvimin hazırlandığı yine paylaşılan bilgiler arasında. Şimdi ben Rus yayınlarını yakından izlemeye çalışıyorum. Birkaçında neredeyse sevinç çığlıkları vardı. Ne güzel, yeni yıl hediyesi aldık Trump'tan diye, Suriye bize kaldı gibi yorumlar. Doğru mu? Ya da şöyle sorayım, kime yarar ABD'nin Suriye'den çıkması? Kime yaradığını göreceğiz. Yani ama Ruslara çok yarayacak gibi durmuyor. Çünkü eğer bu sevinen, Rusya'da sevinenlerin kafasında Türkiye'nin Rusya'ya ve Rusya'nın iradesine tabi olmaya devam edeceği varsayımı varsa bunu bir daha düşünmeleri gerekebilir. Çünkü bu hamle ile birlikte Amerika ya da Trump Türkiye'nin Suriye'de önünü açarak bambaşka bir paradigmaya getirdi olayı. Yani daha önceki askeri harekatlarda Türkiye Rusya'nın rızasıyla, onayıyla ve işte hava sahasını kullanmasına izin vermesiyle hareket edebilmişti. Bu bölgede durum başka. Burada Rusya'ya değil Amerika'ya daha Türkiye'nin yapacağı hareket duyarlı. Amerika'nın müdahalelerine daha duyarlı. Dolayısıyla bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki o uzun süredir yaşanan kötüleşmeye bir dur deme potansiyeline de sahip. Sahada yeter ki Amerika'nın beklentilerine uygun hareket edilsin. Yani burada da Türkiye'nin temel önceliği PYD-YPG'yi bertaraf etmek ama yani Trump'ın dile getirdiği hedef de IŞİD'in ortadan kaldırılması. Çok büyük bir IŞİD varlığı kalmadığından söz ediliyor ama yani yine de muharebe alanı belirsizliklerle dolu. Dolayısıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki askeri hareketliliği bakımından gözü Moskova'da değil Washington'da olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu yaşanacaklar da Türk-Rus ilişkilerinde yeni bir kötüleşme sürecinin de kapısını açabilir. Tam onu soracaktım. Yani zaten ABD deklare de etti. Astana'ya bir nokta konulması gerekir dedi. Astana sürecinde temel unsurlar zaten Türkiye ve Rusya. İran'da var. Evet. Ve görünmeyen bir şekilde Suriye'nin de olduğu söyleyebiliriz. Nasıl bu etki yapabilir Astana sürecine ve Türk-Rus ilişkilerine sizin son cümleniz? Şimdi yani Astana sürecinin etkisini bir kenara bırakırsak, öncelikle Türk-Rus ilişkilerini. Şimdi Lavrov İdlib konusunda bir açıklama yaptı. Dün evvelsi gün galiba bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığının Suriye rejiminin onayıyla
olduğunu, yani varlığının Suriye rejiminin rızasıyla gerçekleştiğini ifade etti. Bu aslında Fırat'ın doğusuna ilişkinde Rusya'nın sanıyorum kafasındaki parametreleri de ortaya koymuş oldu. Yani Fırat'ın doğusuna müdahale edebilir Türkiye, işte oradaki fiili duruma son verebilir, IŞİD'i de ortadan kaldırabilir ama günün sonunda burası Suriye'nindir. Yani buranın toprak bütünlüğü de garanti edildiğine göre Astana süreci taraflarından dolayısıyla Türkiye günün birinde buradan çekilmek gibi bir yükümlülükle karşı karşıyadır demeye getirdi. Yani çok kısa söyledi ama ben çok uzun yorumlamış oldum. İşte bu noktada Rusya'nın ve Türkiye'nin çekilmeye ilişkin takvimleri, programları örtüşmeyebilir. Türkiye Rusya'nın düşündüğünden, istediğinden, arzuladığından daha uzun kalmaya hazırlanıyor gibi bir durum var. Hazırlıklar ona işaret ediyor en azından. Dolayısıyla burada bir gerilim yaşanabilir. Türkiye açısından daha önceki askeri harekatlardan farklı olarak yürütülmesi daha karmaşık ve daha zor bir diplomatik süreç var. Yani Türkiye şu anda Rusya ile görece kısa bir süre önce uçak krizi gibi devasa bir krizi yaşadı. Evet. Sonuçlarını tattı. Şu anda ona dikkat etmeye çalışıyor. Diğer taraftan enerji durumumuz ortada. Doğalgazdan yeni santrallere kadar ekonomik ilişkiler, turizm vesaire, böyle bir şeyi göze alabilir mi Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeye Suriye? İşte yani Ankara'dan bakıldığında bunun yönetilebilir olduğu düşünülüyordur tahmin ediyorum. Yani yönetilebilir de ama Suriye'deki nihai statükonun ne olacağı konusunda iki tarafın henüz %100 mutabık olmadığını düşünebiliriz. Yani Türkiye belki orada kalıcı olmasa bile kendine ne diyelim tabi bir alt alan yaratmaya çalışabilir Suriye'de. Bu Rusya'nın, İran'ın ve özellikle de tabii Suriye rejiminin hiç hoşuna gidecek bir şey değil. Dolayısıyla yani şey pürüz çıkma ihtimali çok yüksek. Öte yandan her ne kadar bu Trump'ın kararıyla çok da koordineli gibi, eşgüdümlü gibi gözükmese de yani Türk-Amerikan ilişkileri açısından enteresan sayılabilecek, yani iyileşmeye işaret ettiğini düşünebileceğimiz işaretler var. Bir tanesi bu Patriot füze teklifi, satışı teklifi. O mesela zamanlama ilginç ve onun koşulu da Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesi. Bu arada bu konuları çok yakın takip eden sevgili meslektaşım Sıtkı Egeli dikkatimi çekti. Benzer bir paketi Polonya'ya 10 milyar dolara önermiş Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'ye işte 3,5 milyarlık. Dolayısıyla aradaki fiyat farkı aslında Amerika'nın Türkiye ile ilişkileri yeniden geliştirmeye verdiği öneminde bir işaret sayılabilir. Yine bugün teyidi de düşen bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamasında işte 120 F-35 alacağını Türkiye'nin ifade etmişti. İlk orijinal sipariş rakamı 100'dü ve bu tamamen hava kuvvetleri için düşünülmüştü. Şimdi deniz kuvvetleri için B dikine inip kalkabilen versiyonunun da alınacağını ifade etti. Bugün de yine düşen haber, bir haber, iki tane deniz subayının işte F-35 pilotu olarak yetiştirilmek üzere Çiğli'ye tertip edildiği. Dolayısıyla hani kongrenin tavsiyesinin aksine bırakın F-35 programından Türkiye'nin çıkartılmasını, Türkiye'nin işbirliğinin alımlarının daha da öteye götürüldüğüne dair işaretler görüyoruz. Bütün bunlar Türkiye açısından bir yol ayrımına işaret ediyor. Şimdi bu bir sıfır toplamlı oyunsa, yani Türkiye Amerika ile ilişkilerini, Rusya ile ilişkileri bahasına geliştirecekse, o zaman Türk-Rus ilişkilerinde yeni bir sertleşme bekleyebiliriz. Ama bu ikisi birden nasıl yönetilecek? İşte bu Suriye'de, özellikle Fırat'ın doğusunda yaşanacak gelişmeler bizi bunu gösterecek. Türkiye'nin sahadaki ve sahadaki askeri ve siyasi hedeflerinin ne olduğu, bunların ne ölçüde gerçekleştirileceğine bakacağız. Bir de tabii işte bu Astana sürecinde ya da süreci ruhuna uygun olup olmadığı Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda ortaya yaratacağı fiili duruma da bağlı olacak gibi gözüküyor. Bir soru soracağım ama garip geliyor bana. Bu soruyu ben size bir yıl önce de, iki yıl önce de sordum. Türkiye'nin Suriye yönetimini tanıması, onunla ilişki kurması açıktan, gizli görüşmeler değil. Böyle bir şey gündeme gelebilir mi? Şimdi Türkiye'nin Suriye yönetimini tanıması diye bir en azından yasal bir zorunluluk yok. Çünkü Şam rejimi hala Birleşmiş Milletler'de meşru temsilcisi. Dolayısıyla yani burada tanımayı gerektiren bir durum yok. Yasal, yani hukuki anlamda söylüyorum. Siyasi anlamda angaje olur mu olmaz mı Türkiye?
tahmin ediyorum daha alt seviyede temaslar sürüyor. Yani işte Türkiye'de Suriye rejimine yakın bazı mahfillerde bu tür görüşmelere ön ayak olunduğu, izlendiği yorumları yapılıyor. Aydınlık bunun böyle haberlerini yaptı. 6 defa görüşüldü rejimle falan diye. Dışişleri Bakanı'nın da işte meşru bir seçimde, demokratik bir seçimle iş başında, evet, iktidara gelirse tabii ki görüşürüz falan dedi. Gerçi bir gün sonra Cumhurbaşkanı farklı bir açıklama yaptı ama yine de bunlar şimdi duyuluyor. Bu şimdi iç politikaya dönük bir şey, söylem diyelim. Yani sahadaki gerçekler Türkiye'nin Suriye rejimiyle iş yapmasını gerektirecek bir safhaya geldi. Ha, bu artık rejim değişikliği hedefi gerçekçi olmaktan çıktı. Fakat Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat Türkiye'yi Rusya ile bir yol ayrımına getirirse o zaman biz Suriye rejimine yönelik dilin ve tavrında sertleştiğini görebiliriz. Ama o durumda Türkiye'nin Amerika'nın desteğini arkasına tamamen almış olması gerekecek. Ki bölgeden çekilen Amerika burada ne kadar aktif tutum alabilir? İşte onu bilmiyoruz. Yani yeni bir maliyet. Dolayısıyla yani hep aynı yere dönüyorum ama diplomatik hazırlıkları çok karmaşık ve çok çok iyi yönetilmesi gerekir. Aksi takdirde yani Rusya'dan Amerika'ya doğru saf değiştirirken Türkiye çok ciddi risklerle karşılaşabilir. Kürtlerin durumu ne olur? Kürtlerin durumu yani sanıyorum bu Kobani sonrası yaşadıkları o görece onlar için güçlülük hissi yaratan evre sona ermiş olacak. Yani orası çok net. Şam rejimiyle yeni şey yapmaya çalışabilirler. İş yapmaya, yani Şam rejiminin desteğini almaya çalışabilirler. Ama yani Suriye'de Kürtlerin devri şimdilik ne diyelim yani bir İnkitaya uğruyor. Kapanıyor demeyeyim, o çok iddialı olur ama yani Kobani sonrası düşledikleri tabloyu hayata geçiremeyecekleri anlaşılıyor. Bir müddette yani bu hani Türk ordusunun oradaki varlığıyla uğraşmak durumunda kalacaklar. Burada yalnız beni yanıltan yani şaşırtan bir şey yok. 1,5 yıl önce katıldığım bir toplantıda o zaman Suriye özel temsilciliği yapan adını unuttum, bir şey Ford adamın ismi, bu açıkça bunu söyledi. Yani biz dedi Kürtlerle bizim işimiz fazla yok demişti. Yani işle mücadele bittiği zaman bizim orada kalmamızı gerektirecek bir neden yok. Kürtleri yalnız bırakabilir Amerika Birleşik Devletleri demişti. Bu da aslında şeyi gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye gibi bir ortağı stratejik olarak işte Kürtler gibi yerel ve sahada IŞİD'e karşı savaşmış bir unsura tercih yeğleyeceklerini gösteriyor. Çünkü Türkiye'yi yanına alarak ya da Türkiye ile işbirliğiyle Orta Doğu'da halledebileceği daha fazla problem var. İşte bunlardan bir tanesi de İran'ın çevrelenmesi. Tahmin ediyorum yani hem İsrail'in güvenliği hem İran'ın çevrelenmesi bakımından Suriye'nin o bölgesinde Türkiye'nin varlığı en azından Trump ve onun gibi düşünenler için daha kabul edilebilir. Yine de buna bir ek soru sormak istiyorum. Kürtlerle Esad arasında ilişki kurulabileceği, işbirliği yapılabileceğine ne kadar ihtimal veriyorsunuz? Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapayım müsaadeniz olursa. Türkiye Suriye stratejisinde çok kritik bir hatayı Kobani sırasında yaptı. Yani Kobani'de kenarda durarak IŞİD'in yani Kobani'yi işte düşürmesi, oradaki silahlı direnişi sona erdireceğini varsayarak beklemesi Türkiye'ye o anlamda stratejik bir hata yaptırdı. Ve Türkiye'de o 4 yıl önce yaptığı stratejik hatayı şimdi sahada telafi etmek için hamleler yapıyor. Bugün geldiği nokta IŞİD'le savaşmak hem de tek başına. Yani bunu işte 2014'te yapsaydı denklemde Rusya olmayacaktı, Amerika olmayacaktı. Yani o kadar imaj kaybı olmayacaktı ve enerji tüketilmeyecekti. Kürtler açısından ise sanıyorum karar anı Afrin operasyonu öncesiydi. Orada rejimle anlaşabilselerdi yine bugünkü durum yaşanmayabilirdi. Yani rejimle bir anlayış birliği, bir uzlaşı geliştirebilirlerdi. Sanıyorum onlar da Amerikalılara çok fazla güvendiler, bel bağladılar ve şimdi de yani o Kobani'de nasıl Türkiye yaptığı stratejik hataları ondan sonraki 4 yıl boyunca telafi etmeye çalıştı. Suriye'deki Kürtlerin ya da Orta Doğu'daki Kürtlerin bundan sonra telafi etmeye çalışacakları şey o Afrin öncesi kendileri açılan
eğer fırsat penceresi demek doğru olursa, o fırsat penceresini neden kullanmadıklarını sorgulamaları gerekecek. Sudan lideri Beşir'in bir Suriye ziyareti oldu. Bunun önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bunun gerisinde Suudi Arabistan'ın bölgeye yönelik bir tavrının olduğunu? Şimdi tabii hani Rus uçağıyla, yani değil mi, Putin'in özel uçağıyla gelmiş olması enteresan. Böyle bir Arap ülkelerinin Şam'ın kapısını çalma konusunda sıraya girdikleri anlaşılıyor. Bu da bir haberci. Arap dünyası bakımından Suriye'nin konumunun, pozisyonunun normalleşmesine dönük adımlar gibi gözüküyor. Hem Rusya'nın hem de muhtemelen Suriye'nin Suudi Arabistan'ın teşvikiyle atılmış gibi. Çünkü yani jeopolitik olarak Türkiye ve İran'ın sahada bu kadar sivrilmesi Arap ülkelerini ya da yöneticilerini çok da mutlu etmiyor. Dolayısıyla bu barışma turları yani başlamış olması ve bunun tabii Elbeşir muhtemelen dediğiniz gibi yani Suudi Arabistan destekli bir hamle ve gelmesi oraya yani yeni bir safa, artık siyasi çözüm sürecinin sonuna doğru gelindiğinin de işareti kabul edilebilir. İşte burada siyasi çözüm sürecinde de hep kurduğumuz bir şey vardı. Denklem vardı. Sahada ne kadar güçlüyseniz nihai çözümün konuşulacağı, karara bağlanacağı masada, müzakere masasında da o kadar güçlü olursunuz. Fırat'ın doğusunu kontrol eden ve o bölgeyi IŞİD'den arındıran bir Türkiye'nin de müzakere masasında Rusya'nın denetleyemeyeceği kadar güçlü olma ihtimali var. Asıl Rusya açısından da sıkıntı burada. Yani Rusların mutluluğuna gölge düşürecek ihtimal bu sanırım. Peki, çok teşekkürler Serhat Bey. Konuğumuz Serhat Güvenç'ti. Suriye'deki son gelişmeleri, ABD'nin çekilme açıklaması ve bölgedeki belli başlı herhalde pek çok faktörü ele alarak kısa bir bölge turu yaptık. Sonraki programlarda farklı konuklarla tekrar bir arada olacağız.